Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün etli biber dolması tarifimi paylaşacağım sizinle. 2 tane soğanı yemeklik doğrayıp karıştırma kabına aldım. 1 çay bardağı pirinç ve yarım çay bardağı bulguru yıkayıp ilave ettim. 350-400 gram arası orta yağlı kıyma ve salçasını ilave ediyorum. Yarımşar yemek kaşığı domates ve biber salçasını birlikte kullandım. 1 silme tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve baharatlarımı ilave edeceğim. Karabiber, toz kırmızı biber, birazcık pul biber ve bir tutam da kimyon ilave ediyorum. Etli dolmalarda benim çok beğendiğim ve aromasına bayıldığım bir baharat daha var. Onu da ilave ediyorum. Ve reyhan, kuru reyhan. Eğer kuru reyhan koymak istemezseniz ya da elinizde yoksa kekik de koyabilirsiniz arkadaşlar. Kekik de çok yakışıyor bu dolmaya. Ama ben etli dolmalarda gerçekten reyhanın lezzetine bayılıyorum. Şimdi hazırlamış olduğunuz iç harcı dolmalık biberlerin içine dolduruyoruz. Arkadaşlar etiniz eğer yağlı bir et değilse dolmanız için sert olacaktır. O yüzden bu aşamada birazcık sıvı yağ ilave edebilirsiniz ya da zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Ben bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Çünkü dolmayı piştikten sonra içinin yumuşacık olmasını istiyorum. Köfte gibi böyle top şeklinde kalmasını istemiyorum. O yüzden yağlı olması gerekiyor. Yani işin onun sırrı yağlı olmasında etin. Bu şekilde tüm biberlerin bitene kadar içlerini dolduruyorum. Çok pratik ve aynı zamanda gerçekten kurtarıcı bir anne yemeğidir. Benim çocuklarım çok seviyorlar ve ben sık sık pişiririm bu yemeği. Bakın arkadaşlar bu şekilde 2 tane de kabak ve patates kullandım bir tane de. Üzerlerine kabak olarak domates dilimleri yerleştiriyorum. Ve en son olarak üzerine salçalı bir sos yapıyorum. İçine biraz sıvı yağ ve tuz ekliyorum. Domates salçası kullandım sadece. Sıcak suyun içinde çözdürdüm salçayı. Bu şekilde dolmaların üzerine gezdirerek döküyorum bu salçalı suyu. Birazcık da kaynar su ilave ediyorum. Şimdi su miktarını göstereceğim size. Bakın bu şekilde olması yeterli su miktarının. Şimdi kapağını kapatıp önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Dolmalarım pişti. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Dediğim gibi kurtarıcı, lezzetli, pratik. Tam bir anne yemeği, ev yemeği oluyor. Ve yapması gerçekten çok kolay. Şimdi bir tanesinin içine bakalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.